Dur burada ne oluyor burada? Bizim tonton coştu lan. Sakin ol şampiyon. Ne oluyor lan? Hi, I'm Emmanuel Vaugier. The moves that you and your crew do in the game are meant to stay in the game. Merhaba, ben Emmanuel. 10 sene önce böyle gözüküyordum da şimdi ne oldu belli değil tabii. 10 sene önceki bir oyuna bakıyoruz arkadaşlar. Şu anda neye bakıyoruz? Need for Speed Carbon'a bakıyoruz arkadaşlar. Karbon gibi bir oyun. Karbon bildiğiniz gibi hayatın yapı taşıdır. En önemli şeyidir. Yani hepimiz karbondan yapılmışızdır falan filan ayaklarına girmek istiyorum şu anda. Suat Sun'a geldi. 2006... 2006 yılında bayağı bir popülerdi Suat Sun'a. Keman meman çalıyordu. Tuner'lar, muscle car'lar ve de egzotikler. Şimdi arkadaşlar, teritoriler, bölgeler var. The diyelim ve de tabii ki esas olaylar şehrin etrafındaki kanyonlarda çözülüyordu. Neden? Çünkü dağdan aşağı inerken cumburlop diye dışarı uçuyorduk. Açıkçası arkadaşlar bu klasikler serimizde ilk oyunumuz bu oluyor. Benim göstermek istediğim. Neden bu oldu veya neden klasikler serisine başladım? Şimdi ben bu oyun olayını arkadaşlar, yani oyunculuk olayını diyelim daha doğrusu. 7 yaşından beri oyun oynuyorum ben. Commodore 64'te başlamıştım 7 yaşında. O zamanlar sene 1986. Yani 29-30 sene olmuş oyun oynayalı. Ve de bu 30 sene içinde tabii yüzlerce oyun oynadım. Hatta zaten 15 yaşından beri dergilere yazarlık yaptığımı söylemiştim. Hatta yüzlercesini bu oyunda dahil olmak üzere dergilerde incelemiştim arkadaşlar. Need for Speed benim için hayatımın en önemli yarış oyunlarından bir tanesidir. Sanırım genel olarak düşüneceksek şu anda en çok Forza'yı seviyorum. Ancak Need for Speed de açıkçası benim çocukluğumu, gençliğimi etkileyen en büyük yarış oyunudur yani. Şu anda da en sevdiğin yarış oyunlarından bir tanesidir. Şimdi geçen bu Thrustmaster vites setini incelerken orada sormuştum hangi o yarış oyunu daha çok istersiniz diye. En çok Need for Speed'e oy gelmişti. Tabii normal Need for Speed serisi de yapacağım ancak bir klasikler olayına girmek istedim arkadaşlar. Klasikler olayında da gelmiş geçmiş bütün Need for Speed'leri oynayacağım lan. Yani böyle bir heyecanlı bir olay yapmak istedim. Start New Career diyorum arkadaşlar. Çünkü oyunu baştan göstermek istiyorum. You must create a new alias. Tamam diyelim abi. İsmimi yazıyorum hemen. Ne yazalım? Mahmut yazacak halimiz yok. Göktuğ yazacağım. Göktuğ yazıyorum tabii ki genelde. Gök plus plus. Tabi o zamanlar arkadaşlar 10 sene önce Cloud Mulad olayı yoktu. Ben direktman Xbox'ın kendi hafızasına kaydediyorduk bütün bu her şeyi. Bu oyunla ilgili çok enteresan ve de berbat da bir hatıram vardır açıkçası. Ben bu oyunu oynarken abi oyuna çok dalıp mutfağı yakmıştım. Mutfakla beraber bacağımı ve de dizimi yakmıştım. Ondan hiç bahsetmek istemiyorum. Şimdi şu kanyondan aşağı inelim bakalım ne oluyor. Ama belki bahsederim biraz niye yaktım diye. Abi neyse siz bunu izler. Oo BMW M3 geliyor. BMW'lara bayılırım arkadaşlar. Ben Mercedes'çiyimdir ama BMW'lara da açıkçası bayılırım. Hız limiti 75 milmiş. Mil bölü saat. Ya BMW'yu sevmeyen adam var mı onu da bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir sormak istiyorum. Yorumlarda. Oo. Başlat. Emredersin bacım. Sen kimsin lan? Kare surat. Bu arada arkadaşlar, şu anda tabii ki her Need for Speed'de olduğu gibi bir hikaye gibi bir şey yapmış bu elemanlar. Onu izliyoruz. Oo, dudaküstü benli hatunlarda şey olur ya. Böyle bayağı bir şey olurlar, seksi olurlar. Bu bir hatun vardı. Kolombiyalı mı, Meksikalı mı ney? Neydi lan onun adı? Sofia Vergara mıydı neydi? Bayağı bir popüler, güzel bir kadın aslında. Şimdi o kırmızı çantanın anlamı ne onu çözmüş değilim. Tabi bu oyunda demin gösterdikleri üzere arkadaşlar neler var?
Neler yok ki? Tuner'lar var. İşte bildiğimiz Japon arabaları. Bunlara Amerika'da Racer de deniyor aslında. Racer deyince küçümsemiş oluyorsunuz aslında. Genelde Amerika'da bu Honda Civic falan Racer denen olayı Meksikalılar, en azından benim yaşadığım yerde Meksikalılar kullanıyor. Exotic'ler zaten zengin arabası. Muscle car'lar da bildiğimiz Amerikan arabaları yani muscle car. Açıkçası ben büyük bir muscle car hayranıyımdır. Tabii yani gerçek hayattan bahsediyorum. Gerçek hayatta inanılmaz bir muscle car hayranıyımdır. 3 tane de değişik muscle car'ım olmuştu. Corvette, Mustang ve de... Gerçi Corvette spor arabaya giriyor. Muscle car deyince Mustang, Challenger falan filan. Camaro ve Mustang'im olmuştu arkadaşlar. Hakikaten inanılmaz bir duygudur muscle car. Hiç Japon arabam olmadı ancak Nissan GTR olmasını çok isterdim. Burada bir olaylar oluyor. Polisler bütün bu tayfayı çete gibi yakaladılar bunlar. Tabii polis çete değildi, tayfa çete. Oğlum o kırmızı çantada ne var merak ettim lan. Ben 10 sene önce bu yarış oyununu bitirmiştim diye hatırlıyorum ama tabii 10 sene üzerinden neler neler geçti ya. Look, between the heat and the cruise you need to walk away. Take my car, go, get out. Benim arabayı al kaç sen yiyen diyor. Kaçalım yiyen. Ve bugün günümüze döndük. Carbon Canyon. Dediğim gibi bu oyunun en büyük olayı bu canyonlarda arkadaşlar. Dağın eteklerinden aşağı inip cumburlop diye dışarı uçma olayıydı. Daha doğrusu uçmamaya çalışma olayıydı. Lan ben bu oyunu bitirmiştim. En sonunda bir Corvette gibi bir şeyle yarışıyorduk herhalde. Onu iyi hatırlıyorum. Herif dışarı attırıp duruyordu beni. Bayağı bir kafayı yemiştim yani. Ya da ben Corvette'le yarışıyordum. Bu herif geri gelmişti falan. Neyse şimdilik... Guess who's back? Sen kimisin lan? Şişkin surat. Herifin suratı şişmiş lan balon gibi. Neyse. Ne diyordum arkadaşlar? Ha, şimdi her Need for Speed'de olduğu gibi ilk başta bize böyle bir şey, bir araba veriyorlar. Başlayacağımız arabalardan daha güzel bir araba veriyorlar. Şu anda Corvette C5 yani 5. jenerasyon Corvette ve BMW'la güzel bir yarış yapıyoruz. Dediğim gibi bu oyunun en büyük olayı bu karbon şey canyon yarışlarıydı. Canyon. Canyon. Herif de nezaketli davrandı. O da yavaşladı lan. Çok sevdi beni herhalde şişkin surat. Abi oyunu özlemişim lan. Bak bak bak. Yapma onu yapma. Şişkin yapma. Dediğim gibi. Abi oyun... Oyunu hakikaten özlemişim lan. Ben 10 seneye geri gittim şu anda ya. Ben bu oyunu bitirdim diye hatırlıyorum ama tabi dediğim gibi eskiden cloud mulad yoktu. Eskiden de çok Xbox yaktık demeye kalmadan. İki tane Xbox'ım yandı benim, bu Ring, Red Ring of Death miydi neydi lan? Öyle bir şey vardı. Araba gitti BMW'ye. Corvette'e bir şey olmadı lan. BMW'ya olan oldu. Evet, her Need for Speed oyununda olduğu gibi bunda da başta bir film gibi bir şey izledik arkadaşlar. Aslında müzikleri kapatsam iyi olacaktı ama. Amcaoğlu yavaşla, sakin ol lan. Ne vuruyorsun arabaya lan? Bu arada bu, bütün bu tiplerin suratı niye böyle fondötene boyanmış gibi? Daha doğrusu fondötene basılmış gibi herifleri. Nohutlu pilava ekmek bastınız mı arkadaşlar? Daha doğrusu etli nohut yemeğine soğan ve ekmek bastınız mı? Oo, Dante geldi lan Devil May Cry'dan. CK'te bak herifin. Yalnız bu herife o ağız küçük kaçmış. Amcamın biraz kare bir suratı var. Ağız biraz daha büyük olabilirdi veya oyuna dudaklarını getirseydi adam daha uygun olabilirdi. Mavi gömlekli amca, göbeği erit biraz. Olmaz. Dağılın lan dedi. Ya. Herifin ceketi güzel. Oo, Ford GT geldi lan. Tabii grafikler 10 senelik arkadaşlar. Bu klasikler serisine başlamamın sebeplerinden biri de Nicky geldi. Nicky, tut anahtarı. Sanırım burada bir Nicky'yi paylaşamama olayı dönüyordu lan. Hani yarışı kim kazanırsa Nicky'yi de o alır. Nicky öyle bir kadındır falan. Herifin çenesinde, ulan herifin suratında, burnunun solunda ne var onun için? Sağ tarafında falan herifin suratı Mars'ın yüzeyine dönmüş lan.
O kadar fondöteni basmalarına rağmen. Bu arada enteresan bir green screen efektiyle karşılaşıyoruz tabii ki. 10 sene önceki teknoloji. Bu lan bununki de. Meksikalı mı, Hintli mi tam olarak anlayamadım. Nicky'nin dedesi Meksikalı olabilir, ninesi Hintli olabilir. Öyle bir karışım gibi gözüküyor. Hintli'ye çok benziyor, Meksikalı'ya da benziyor. Dedesinin kız arkadaşı Meksika'nın yanından Nepal'e uğramış olabilir. Babaannesinin erkek arkadaşı oradan Everest'ten geçip şöyle bir Afganistan yapmış olabilir. Neyse. Afganistan'ın plaka kodu. Ulan her yarışta bu arada arkadaşlar. Her videoda işte yok 35 nerenin İzmir falan filan diye şeyler oluyor. Oo, bu kim lan? Bu herifi hatırladım lan. Tonton. 4 numara. Ne yapıyorsun lan? Herifin suratına da basmışlar gene fondöteni. Seç birini diyor. 3 tane varsa bir tanesini de ben alayım mı diyor. 3'ün birini almaya meraklı mısın lan Tonton? Hem ben maymunu falan çekil git o zaman hadi maymun. Hem 3'ün birini almak istiyor hem de üzerinde 4 yazıyor. 3 artı 1 4. 3 artı 1 diye bir olay vardı, o neydi ya? Kredi sistemi. Ulan bugün de iyi saçmalıyor. Bu arada arkadaşlar bugün şeyi koymadım. Kelle-i şerif kamerası yok. Neden? Çünkü dünkü vlogumu izlediyseniz kablosu yetmedi. Sipariş ettim abi onu ve de abla. Abla sipariş ettim. Sipariş 2 güne geliyor abla. Kamera geri dönecek 2 güne. Şimdi demin dediğim gibi 3 tane değişik araba stili var diyelim. Stil diyelim bunlara veya klas diyelim. Sınıf diyelim. Muscle car bildiğimiz Amerikan arabaları arkadaşlar. Bunlar ne olabilir? Camaro, Mustang, Challenger, Charger. Egzotikler tabii ki. Alfa Romeo ne zaman egzotik seviyesine ulaştı bilemiyorum ama genelde Lamborghini, Ferrari falan filan olur egzotikler. İşte Aston Martin falan. Ancak bir adet egzotik Alfa Romeo var. Tabii bunlar en dandik arabalar, başlangıç arabalar. Gerçi şu Camaro'ya dandik diyene ayıp yani, olmaz. Şimdi tunerlar tabii ki handling en iyi olduğu için bunlar oyundaki en iyi araba sanırım öyleydi arkadaşlar. Çünkü o kanyonlarda, manyonlarda önemli olan iyi dönüş falan yapmak. Ancak ve ancak ben dediğim gibi Japon arabalarına maalesef diğer tür Avrupa ve de Amerikan arabalarına ilgili olduğum kadar ilgili değilim. O yüzden şu anda en dandik araba bu gözükse de verilerden bunu seçmek istiyorum. Class info diyelim bir bakalım. Tabi bildiğimiz düz çizgide hızlı giden türden. Bunlar en hızlı gidenler diyor. Bunlar da en iyi dönenler diyecek. Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyunu zaten şampiyonluğa oynamıyoruz. Sadece eğlencesine oynuyoruz. O yüzden ben sevdiğim araba türü olan Muscle Car'ı seçiyorum. Camaro'yu alalım abi. Bir test drive yapalım. Manual falan filan diye uğraşmaya gerek yok. Kendimizi sıkmayalım şu anda. Otomatikten Nitro Handbrake, Speed Brake. Speed Breaker neydi lan? Bak onu hatırlayamadım. Dur bakalım. Oo, tayfaya bak tayfaya. Nicky olayı şey yapmış, ayarlamış. Lan test drive'a yarışa koydu Nicky. Ah Nicky sen ne azgın hatunsun lan abi. Gaza getirip bizi yarış yaparak test drive yapacağız. Yani tamam olur. Bize uyar. Hoppa, çekilin lan. Muscle car'ımı aldım, çekilin aradan. Mesa'ya gidelim, ne varmış Mesa'da? Abi oyunu çok özlemişim ya. Oyun 10 senelik oyun olmasına rağmen kontroller falan bir harika ya. Şuradan girelim. Tabii arkadaşlar çoğu Need for Speed oyununda şey vardı. Neden? Lan 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 lan. Kısa yollar yani shortcutlar var. Aynı zamanda bütün Need for Speed oyunlarında da şöyle bir olay vardır. Oo. Nitro falan yok tabii bende şu anda. Ha Speed Breaker şuydu lan dönüşlerde falan, tamam. Şöyle bir dönelim. Uhu, abi oyun harika bir oyun ya. Ulan son zamanlardaki oyunlardan bile bazılarından güzel bir oyun ya.
Dediğim gibi niye bu oyunu yaptım arkadaşlar? Çünkü bu oyunu çok seviyorum ben. En çok sevdiğim Need for Speed'lerden bir tanesidir. Ve de ankette en çok Need for Speed serisi oy almıştı. Hoppa! Hoppa! Lan daha dün gibi de hatırladım kontrolleri falan ha. Şimdi bazı oyunlar olur, kontroller aşırı zor olur. Bazı oyunlar olur, kontroller kolay olur ancak zevksiz olur. Bu oyun arasını çok iyi bulan bir oyun arkadaşlar. Şöyle de bir anket yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere her videoda anketimiz oluyor. Bu videodaki anketimizde en çok hangi Need for Speed serisini seviyorsunuz olsun. Lütfen ankette şey yapın arkadaşlar. Cevap verin. Tabii ki karta tıklayıp cevap vereceksiniz. Hangi serileri söyleyelim? Dur bakalım. Dur burada ne oluyor burada? Bizim Tonton coştu lan. Sakin ol şampiyon. Ne oluyor lan? Nicky's good. Just listen to her. Ulan herifin modellenmiş şekli normal modelinden daha seksi lan. Okay, come on, let's just get this over with. Ne oluyor şimdi? Oo, amcam kelleyi Şerif kamerasını açtı. Bak biz kamera yok diyorduk. Herif açtı şu anda kamerayı. Oha. Üç tane yardımcı arkadaş var diyor arkadaşlar. Blocker, Drafter ve Scout. Şimdi hatırladığım kadarıyla bu Wingman kanat adamı, yani yarışta yardımcı olacak arkadaş. Sanırım Ford GT'nin içinde bizim Tonton var. Nicky dur bir dakika, kafamı karıştırma. Blockers arkadaşlar aktif hale getirdiğimizde yardımcı arkadaş diğerlerini block yapıyor. Hani biz kolay geçelim falan diye bloke ediyor. İkincisi ne abi? Vay yavrum vay. Heyecan yarattın lan Tonton. Drafterlar hız canavarıdır. Şimdi bildiğimiz draft olayı da rüzgarını kullanma olayı arkadaşlar. Şu Tonton'un rüzgarını kullanalım. Oo, Tonton osurmaya başladı. Mor osuruyor. Ne yedin lan? Fasulye mi yedin? Adam gibi yeşil osur. Osuruk dediğin yeşil olur. Evet, bu oyunda en önemli şeylerden biri kanyon yarışlarında değil de bu şey yarışlarında, şehir içi yarışlarında arkadaşlar. Bu wingmanleri adam gibi kullanmak. Hatta hatırladığım kadarıyla bunları kiralıyorduk falan. Scout da sanırım kısa yolları falan buluyordu. Tabi wingman de eşek değil öyle. Sabaha kadar sizin için çalışacak değil. Göktuğ Bey diyor. Wingman'i öyle hemen kullanırsan sonra çalışmayı bırakıyorlar diyor. Bu ne lan? Öyle wingman mi olur oğlum? Tonton çekil oradan. Biraz da biz yarışalım. Almışsın 1 milyon dolarlık arabayı altına. Bizim 25 bin dolarlık arabayla seni yakalamaya çalışıyoruz. Abi şu Ford GT'ler çok harika ya. Bu sene yenisi çıkıyor zaten bunların. Tonton. Ulan oğlum herifin suratının sol tarafındaki 4 tane ben ne lan öyle? Evet şu anda Tonton'la beraber yürüyorken lan Tonton polisler dedi. Tonton bayağı biliyor polislerin neye benzediğini. Ben hakikaten onları manav zannettiydim lan. Manavlar ge... Oha! Vay Tonton vay lan herif. O yumuşak melek suratının altında kimler... Tonton'u sağ... Ulan herifin suratındaki benlere bakın. Abi eskiden Milliyet Kardeş Bando dergileri falan vardı ya. Onda böyle şeyler... Onda böyle bulmacalar olurdu. 1 numara, 2 numara, 3 numara... Noktaları birleştirip orada ne bileyim aslan, eşek falan filan şekli çıkardı orada. Herifin suratı ona dönmüş resmen lan. 4 tane alt alta ben ne oluyor?
Lütfen Tonton'un suratındaki benlerden çizgileri birleştirip bana ne şekil çıktığını yorum olarak yazın arkadaşlar. Bu arada polisleri ekarte etmek gerekecek tabii ki. Need for Speed'de polis olayı bir vazgeçilmezdir. Bu polisleri ne yapacağız? Şöyle bir çarpayım bakayım ne oluyor. Hop. Allah. Çarpamadık. Şöyle bir çarpalım. Bu polislerin de herhalde beni yakalayası yok. Emanet polis bunlar. Oha o kim? Sen kimsin? O da kendi kendine macera yarattı lan gece vakti. Tamam polisten kurtulduk. Şekil anam. Çok uzakta olamaz diyor lan. Oğlum siz beni bulana kadar. Ben öteki Need for Speed oyununa geçerim be. Bu arada hala beni takip mi ediyor ya? Hala polislerden kurtulmaya çalışıyorum. Ha kurtuldum. Neville. Nevin diyeceğim ben buna ya. Tonton Nevin. Oo şuradan. Tonton Nevin bizi şeye çağırdı. Safe House'a çağırdı. Gidelim abi. Safe House tabii artık her Need for Speed oyununda öyle şeyler var böyle. Evimiz evimiz şeker evimiz modunda. Abi oraya gidelim de bütün opsiyonları oradan halledelim şeklinde. Bu arada arkadaşlar demin bir anket yaptım. Tabii ki yeni en son Need for Speed oyunu da gelecek. Bütün Need for Speed'leri yapacağım kanalımda. Bütün yapılmadık Need for Speed kalmayacak. Birinci Need for Speed'e dahil olmak üzere. Şimdi safe house'a girdik. Giriyoruz en azından. Tonton geldi Chrysler 300 ile. Şu lütfen noktaları birleştirin lan. Dur bakayım. Birleştir altında D gibi bir şey çıkıyor herifin noktalarını birleştirince. Sivri D. Don. Vay. O ne lan? Şekil yaptı herif. Yavrum benim be. Abi bu herif 10 sene sonra bu yaptığı hareketleri izliyorsa lan ben ne yapmışım demiyorsa ben daha adam değilim. Nevin sizin tayfaya katıldı diyor. Buradan tayfalarınıza bakabilirsiniz. Tayfalarınızın arabalarını ayarlayabilirsiniz. Tayfalarınızın videolarını izleyebilirsiniz diyor. Şimdi Nevin'in olayı neymiş abi? View Car Chrysler 300 zaten onu iyi biliyoruz. Fire. Nevin'i kovabiliyoruz. Şimdilik kovmayalım. Başka adamımız yok. Set as active diyeceğim arkadaşlar. Arabası Chrysler 300C Hemi Engine Heavy motoru ve SRT8. Bildiğiniz gibi Dodge modellerinde yani Chrysler modellerinde SRT Street Racing Team demek oluyor. Ayrıca Nevin bir takım bonusları da beraberinde getiriyor. 200 cash bonus. Vay anasını. Nevin şimdilik dursun ya. Zaten başka adam seçemiyoruz şu anda. Select diyorum ve bundan sonra da artık zaten arkadaşlar şu durumda bu videoyu bitiriyorum burada. Sanırım 20-25 dakika falan olması lazım. Dediğim gibi bir dakika lan logo seçelim kendimize. Şöyle Oyun Pros logosuna benzeyen yuvarlak bir şey varsa seçelim. Şu fena değilmiş. Koçum benim be. Akrep de iyiymiş lan. Akrep burcuyumdur arkadaşlar. Burca inanma, burçsuz da kalma. Yok lan o faldı ya. Burçlarla ilgileniyor musunuz? İlgili olan varsa yorumlara yazsın lütfen. Oyun Pros logosuna benzeyen bir şey yok. O yüzden şurada şey gördüm. Şunu gördüm arkadaşlar. O yüzden hepinize galp atıyorum. Galp at abi. Bu ne? Crew name. Tayfa ismi. Oyun Pros tabii ki. Takımımızı da belirleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi, daha doğrusu dediğim mi hatırlamıyorum ama her hafta 1-2 tane nostalji klasik oyun da yapacağım arkadaşlar. Değişik bir tat olsun kanalımızda. Dediğim gibi bu tür oyunlar
Eski ama eskimeyen oyunlardır. Çok pis laf ettim bu arada. Bütün tayfalar bölgeler için savaş halindedir falan diyor. Tabii bu oyun şimdi şey gibi. Suat Sun'a geldi. Çene anca. Oo, teyze sen kimsin? Biraz tehlikeli bir hatuna benzedi. O bela türünden bir hatuna benzedi. Bu oyun şey gibi abi. Abi işte strateji oyunlarındaki gibi şey yapıyorlardı bunlar. Suat Sun'a bakın lan. Suat Sun'un kemanlı bir şarkısı vardı ya. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu oyun Civilization gibiydi. Böyle bölgeleri ele geçirip işte 3 taneden 2 tane mi alıyorduk? 3 taneden 3 tane mi alıyorduk bilmiyorum. Bu bölge bölge ele geçirip tüm şehri kendi tayfamızın yani kendi çetemizin diyebiliriz sanırım. Çünkü çete gibi bir şey sonuçta. Olmasını sağlıyorduk. Sonra da tabii ki bu kanyon yarışları vardı. Çok zevkli bir oyun açıkçası arkadaşlar. 10 sene sonra ben sanki yeni oyunmuş gibi bunu oynuyorum şu anda. Ve de dediğim gibi her hafta değişik değişik klasik oyunlar postalayacağım. Oyun Pros klasikleri playlisti altında ilgili arkadaşlar buradan takip edebilecekler. Tabii ki bu retro oyunlar olacak, klasik oyunlar olacak. Birinci Need for Speed'den tutun ta eski Golden Axe'e kadar Final Fight falan filan. Yapacağız da yapacağız yani. Kanal çok renkli, değişik değişik şeylerle renklendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki demek olmuyor ki çok ilgi gören videolar kesilecek. Yani Minecraft falan filan her zaman gelecek. Grand Theft Auto falan. Ama böyle değişik şeylerle de kanalı renklendireceğim. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like manyağı yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim ilginiz ve alakanız için. Bu arada artık 20.000'i de geçtik. Teşekkür ederim sizin sayenizde. Günde 2 video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Günde 1 video atıyordum. Artık günde 2 video atmaya çalışacağım. İşte bir video güncel oyunlar olur. Bir video klasikler olabilir veya başka şeyler olabilir. Çok güzel planlarım var. Bu hafta sonu ayrıca 20.000 abone teşekkürler videosu çekeceğim. Evet, sizlerin sayesinde bu enteresan zevkli videoları yapıyorum. Sizlerden aldığım hevesle. O yüzden bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oyun Pros'a abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye. Teyze ucuz kurtardı. Evet teyze hadi sen oradan Gökratos'a bir şeyler yapacaksın herhalde. Dur bakalım. Teyze konuşma fazla teyze. Atışını yap atışını. Yaşın gelmiş 80'e hala. Vay 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 karıya bak lan. Ulan teyze. Teyze dedik şey dedik oradan zıplatmalı falan. El bombası falan şimdi bak. Teyzeye demin o şeyin yanına gitme dedim. Teyze gitti üstüne kondu. İnatçı teyze. Şimdi bu teyzeyi açıkçası şuradan ben bir bazukayla pat diye gebertirim arkadaş. Ama zevki olmaz. Neden? Çünkü değişik değişik şeyleri göstermeye çalışıyorum. O yüzden bazukayı yerine ben daha zor olan bir şey olan el bombasıyla...